Vallahi şaka gibi. İnan ki şaka gibi. Sen dünle karıştırma. Şaka bakalım gibi ya. 4 puan kimin oldu? Güzel puan, 4 puan. Hangi gelinimize gidiyor? Kaldıralım. Gönül. Oho, işte bu. Aysun. Gel hayatım. 5 puan acaba Aysun'un mu oldu? Nurten gelinini buldu mu? Aysun'a mı verdi 5 puanı yoksa Aytel'e mi verdi? Beş puan kaldıralım. Allah'ım. Aysun. Süpersin ya. Süpersin, süpersin. Çok süper. Sulu olan tabağa gittin 5 verdin. Ayten 1. Oh be. Sulu olan tabağa gittin 5 verdin. Bu mu sulu? Suyunu çektim. İşte bu anne bu. Keşke bir gün bir yapsaydım. Yapamadım. Yapamadım. Bir yapsaydım. Acısı bana kaldı. Bak bulamaç gibi söyleyeceğim tiyolarına. Bakmak istiyorum. Bulamaç gibi oldu dediği tabağa. Bak ben sana tiyolarını söyleyeceğim ama sen bir bak. He işte sen tiyomuzu biliyorsun işte. Dün de öyle yaptın. Tiyodan aldın. Bunun nesi bulamaç gibi olmuş? Çok bulamaç gibi. İçinde tavuk pilavında yok kadar. Pilavında lezzet yokmuş. Aynen. Tavuk çok, mu yok? Çok küçültmüşsün. Suyunu iyice çektirememişsin. Bir de her şeyden önce... İkisinde ekşilik vardı. Senin gelininin ekşilik vardı. Ispanaklarını ne yaptın? Senin gelininin... Aa! Aa! Pilavına mı attın ıspanaklarını? Evet. Pilavına attın. Ne? Evet. Bir saniye bunu görmem lazım. Ben fark ettim. Pilavın içine gömmüş ıspanaklarını Ayten. Diğerlerinin hepsinin dışında. Evet. Öyle evet. Demediler mi? Hayır. Hayatım, nereden uyduruyorsun? Hayır yemeğini atacaksın dendi hayatım. Bak yemeklerimizin içinde hatta neyse. Karıştırmayın dediler. Bir. Ben hiç dikkat etmedim. Eksi iki daha. Varın sıfır. Siz toplayın. Vallahi bilmiyorum kızlar. Ben pilavın diye duydum. Öyle yaptım. Hayatım. Ayten'im sana başka bir yerde anlatıyorlar herhalde. Biz hiç duymadık öyle bir şey. Uydurma istersen. Vallahi ben ıspanak pilavın üstünde diye bu kadar olur dikkat etmedim. Hiç ona dikkat, ben odaklandım. Odaklandım tavuğuna ve pilavına odaklandım. Tabii, bütün yemeklerim. Evet odaklandın, en sulu olana geldin, yo. Beşi bastın. Çünkü bak şefimiz bize dedi ki eğer tavuklarınız pişmiyorsa biraz dedi su ekleyebilirsiniz dedi. Benim tavuğum pişmişti. Bu arada ben hiç eklemedim. Benim tavuğum pişmişti. Ben gözümle gördüm. Gözüne mi sözüne mi? Eklemedim. Hayır. Bak, benim tavuğum pişmişti. Yalnızca görüntüleri hissettin mi bana? Benim tavuğum pişmişti. Bilmiyorum. Çünkü. Ya ekleyip eklemediğinle ilgili yorum yapmak istemem. Orada en sulu tabak ben seni görüyorum. Nasıl burada ıspanakların içinde olduğunu görüyorsam burada en suyunda kalan tabak bu. Zaten tiyonuz o olduğu için diğerlerine bulamaç gibi olmuş diye bir yorum yaptınız. Onların daha çok. Ben daha kuru olur dedim Seda Hanım'a. Dedim ki biz aslında bundan daha kuru yaparız. Ama süt girecek, bilmem ne şey girecek, köri sosu girecek. Hatta Aysun da bana dedi anne böyle çok kuru bir şey bekleme dedi yani. Evet işte buldun işte gelinini oradan. En ne güzel. Pardon ya bugün veremedim sana. Dün sana sen söyledim. Zaten benim lezzetsizdi. Hep harcıyorsun. Bak, sen teyzeciğim. Ne diyorsun? Tiyolarını ben anlıyorum, biliyorum dedin. Dün de aynısını yaptın. Gelinime baktın. Tiyolarımızla birebir yaptın. Yine 4-5 yaptın. Ayıcım isterse Nurten... benim tabağımın aynısını çıkartsın. Ha, ha, hay. O Yağnurcuğum da benim verdiğim lezzeti verecek el yok. Nurten teyzeciğim sana şöyle söyleyeyim. Çok sana güzeldi. Cevap vermek istiyorum. Tabii ki de burada benim yarışma arkadaşlarımın ben kalkıp da nasıl yemek yaptıklarına bakmıyorum. Öyle belirgin. Bak hatayı buldum mesela. Bak geldim orada hatayı söyledim.
bir hatası olduğu zaman söylemek için bakarsan bakırım. Onu orada da görürsün. Yemek onu öğrenecek. Da görürsün yemek yani. Öğrenecek. Sen kimsenin onu Ayten'in için bahane arama. Ayten'in senin bir şey söyleyebilirim. Senin gelinin burada yemek yapmayı şef öğrendi. Şef olan sensin şef ya. Değil. Evet. Sensin ya. Ben de benim gelinim değilim. Bunu iddia etmiyor. Diyor bak. Ki ben elimin lezzetine güveniyorum diyor. Ben de güveniyorum. Sen bunu iddia ediyorsun. En lezzetli ben Nurten yapıyorum. Teyzeciğim. Sonra sizler. O yüzden kırmadı. Sen Ayten'i görseydin. Oraya pilavın üstüne koyacağını görseydin bilerek söylemezdin gitsin iki puanı kesilsin diye. Nurten ben artık herkesi çok iyi tanıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nasıl? Ben burada konuş şef bebeğim, olduğumu konuş. İddia etmiyorum. Şef olduğumu alo, iddia etmiyorum. Alo burada biz de varız. Olur mu? 2 gündür 3 gündür sizin konuşmalarınızı bana bağırıyorsun. Dinlemek zorunda değilim. Ayten. Ya bana bağırıyorsun. Yağmur Aysun biz de varız ya. Dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Biz de varız burada. Biz de yarışmak istiyoruz. Yarış Aysun, hayatım, sen bunu yaptın. Yalnız sen onu yaptın. Benim Instagram'da takipçilerim bu kadar. Senin orada bir kadar. Yeterin ya. Gözlerim şişti ya. Yeterin ya. Bak bu kız da aynı şeyden şikayetçi. Ben de aynı şeyden şikayetçiyim. Ağzımızı açtırmıyorlar. Konuşurken zaten yanlış izin vermiyor konuşmama. Evet. Yani 5 de alsak, 1 de alsak bir şey söylemeye girene kadar ya. Ben onu yaptım. 5 alsanız da ben şunu yaptım. 4 alsanız da bunu yaptım. 1 alsanız zaten evet. Çıldırıyorsun. Ya bize de bir söz hakkı verebilirsiniz yani mesela. Konuşun kardeşim. Nurten teyze onu da geçtim. 4 verdin. Arada kaldığın için 4 verdin. Kaldım. Yemeğim lezzetli miydi? Güzeldi. Afiyet bugün olsun. Bugün çok güzel. Güzel olmuş. İkisinin arasında güzel. Kaldım. Afiyet olsun. Bak inan bana ikisinin arasında kaldım. Şimdi bak hani bunu da söyleyeceğim yani. Tavuk, sulu. Nereden bulayım? Evet. Ya, tiyo bile belli olmuyor. Yok, bilmiyorum bunda sizler bir belli durum olur. Yok. Değil mi? Bunda tiyoluk bir durum yok. Ama ikisinin arasında kaldım. Bir dedim ama bir mi yapsam hatta söyledim. Ama bunu sonra maç gibi yine... oldu dediğiniz tavuğa ben baktım. Tamam ıslanakları hata yapmış olabilirim ama ben duyduğumu yaptım. Neyse. Ayten, ben orada hata yapmak diyelim. Ben tavukları iri iri doğradım. Orada bulamaçlık yok. Suyu çok bulamaç gibi suyundan bakar mısın Ayten? Suyundan. Sen de güzel yaptığın zaman aynı şekli zaten size yapıyorum. Bana 5 lazım. Çok veriyor genelde. 4 veriyorum. Kayınvalidenden çok veriyorum sana Ayten. Bakın anlıyorsunuz çorba gibi benden... olmaz bu tür yemekler. Ayten her gün benden 4-5 beklemeyin. Şimdi de ikinci olarak tadım ve puanlamaya kayınvalide Yüksel geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Pirinci çok pişmiş. Sanki bana lapa gibi geldi. Tavuk pişmiş. Güzel mi olmuş köri soslu? Köri soslu. Pek benim damak zevkime hitap etmiyor böyle köri soslu ama pişmiş. Ama olması gerektiği gibi olmuş mu onu konuşacağız. Pek lezzetli gelmedi bana. Peki ikinci pek tabaktayız. Bunun pirinci çok pişmiş. Bununki fazla pişmemiş. Diri mi kalmış? Biraz diri kalmış. Köri soslu tavuk. Köri soslu tavuk pişmiş. Ama diğerlerine de bakayım. Tamam. Ona göre. Üçteyiz. Pişmiş. Pişmiş. Çiğ tavuk yok. Bununla bunun pilavı biraz sert. Tam çekmemiş suyunu. İki pilav da öyle mi? İki pilav da öyle. Diri kalmış. Diri kalmış biraz. Köri soslu tavuk. Hı-hı. Tavuk hoştu, güzeldi. Sanki biraz böyle diri gibi geldi bana. Tavuğu da fazla pişmemiş. Bu tabağın mı? Bu tabağın.